Ümit Zileli, Korkusuz Gazetesi. 100. yılda hayali bir Türkiye Büyük Millet Meclisi hayali. Osmanlı'da ilk meclis 1876 yılında kuruldu. Tahta 2. Abdülhamit geçtikten sonra 23 Aralık 1876 tarihli kanuni esası yani anayasa uyarınca kurulan Osmanlı Meclisi Mevusanı, ülke genelinde yapılan seçimler sonucunda 69'u Müslüman, 46'sı gayrimüslim olmak üzere toplam 115 milletvekili ve 19 Mart 1877'de Dolmabahçe Sarayı'nda padişah tarafından açıldı. Aslında her şey Hürriyet Kahramanı Mithat Paşa'nın gayretleriyle olmuştu. Birinci meşrutiyeti padişaha kabul ettiren Mithat Paşa, meclisin açılmasında da başrol oynamıştı. Tarihte ilk kez Osmanlı padişahının yetkilerini sınırlayan, yasa çıkaran meclisin kurulması bile başlı başına bir devrimdi kuvvetler ayrılığı ilkesini öne çıkaran yani meclis ve hükümetin kendi yetki ve görev alanlarında çalışmasını belirten çok yaşamsal bir anayasanın eseriydi. Ancak çok önemli bir kusuru vardı. Padişahın dilediği zaman meclisi dağıtması sıkı sıkıya kayıt altına alınmıştı. Meclisin çalışmaya başlamasından kısa bir süre sonra 23 Nisan 1877'de Rusya Osmanlı Devleti'ne savaş açtı. Savaş sırasında millet temsilcilerinin hükümeti eleştiren sert çıkışları karşısında istediği fırsatı ele geçiren 2. Abdülhamit, heyeti Mebusan'ı 28 Haziran 1877'de dağıttı. Meclis hiçbir şekilde içine sinmemiş, yetkilerini paylaşmaktan haz etmemiş olan padişah, Mithat Paşa'dan da cumhuriyet fikrinden de nefret ediyordu. Zaten bir süre sadrazam Mithat Paşa tutuklanacak, Yıldız Sarayı'nda düzmece bir mahkemede yargılanacak, Taif'e sürgüne gönderilecek ve orada padişah iradesiyle boğdurulacaktı. Tarihimizin ilk meclisi 3 ay 9 gün sürebilmişti. İşgal güçlerinin bastığı meclis. Abdülhamit'in istibdat yani baskı rejimi 31 yıl sürdü. Manastır ve Selanik'te uç veren, kısa zamanda hürriyet sloganıyla güçlenen İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin baskısıyla Abdülhamit 23 Temmuz'da meclisi toplantıya çağırarak ikinci meşrutiyeti ilan etmek zorunda kaldı. Yapılan yeni seçimlerde İttihat ve Terakki büyük bir zafer kazanarak 4 Aralık 1908'de 3. Meclisi Mebusan'ı açtı. Halka o güne dek görülmemiş özgürlükler tanındı. Yeni siyasi partilerin kurulmasının önü açıldı. Padişahın yetkilerine önemli sınırlamalar getirildi o meclis işgal altında misak-ı milliyi kabul edecekti. Bu meclisin ömrü ise yaklaşık 12 yıl olacaktı. Birinci Dünya Savaşı'nda yenilen Osmanlı'nın başkenti İstanbul işgal edildi. Meclis, Padişah Vahdettin tarafından 21 Aralık 1918'de dağıtıldı. 12 Ocak 1920'de tekrar açıldı. 6 Mart 1920'de İstanbul'un ikinci kez, bu kez resmen işgal edilmesinden sonra meclis tekrar kapatıldı. Mustafa Kemal, İstanbul'daki meclisin kapanışından sadece 12 gün sonra 23 Nisan 1920'de Ankara'da Derme Çatma bir binada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açacaktı. Büyük bir zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı'nı, aydınlanma devrimini, devlet yönetimini meclisin çalışmalarıyla yürüten Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bırakın kapatılmasını göz ardı edilmesini, milletin biricik temsilcisi olarak sürekli yüceltilmesini bizzat üstlendi ta ki yeni Türkiye'ye kadar. 600 vekilli sanal meclis. Biliyorsunuz 2018'den beri cumhurbaşkanlığı sistemi denilen bir tek adam rejimiyle yönetiliyoruz. Kısaca başkan olarak söz edilen cumhurbaşkanı aklınıza gelebilecek her konuyla yakından ilgileniyor. Mesela patlıcan fiyatları mı yükseldi? Sivri biber akıl almaz bir uçuşa mı geçti? Marketleri haşlayarak denetlemelerin seyrinde gitmesini sağlıyor soğan altın fiyatlarına rakip mi oldu? Depo baskınları operasyonuna öncülük ediyor. Ancak emir demiri kesemiyor çoğu kez. Mesela 10 gün kadar önce AKP'li Cumhurbaşkanı tarım kredi marketlerine indirim talimatı vermişti. Hemen yerine getirildi ve bazı ürünlerde kuruş bazında indirim yapıldı. Önceki günse oyun bitti. O marketlerde bu kez lira bazında %24 oranında zam yapıldı iyi mi? Başkan sinema yasasını saraya oyuncu ve yapımcıları çağırıp ilan etti mesela. O kişilerden biri büyük bir hayranlıkla şöyle diyordu. Ne kadar hızlı oldu. Başkanlık sistemini şimdi idrak ettik. Demem o kim? Aklınıza gelen her konuda artık Cumhurbaşkanı var. Peki bakanlık koltuğunda oturanlar ne yapıyor sorusu gelebilir aklınıza. Vallahi bilmiyorum. Bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi var tabii. Son referandumda sayısı 550'den 600'e çıkarılmıştı. Çok çalışacak diye herhalde. Ayrıca AKP'li Cumhurbaşkanı fırsat buldukça meclisin yaptığı yasa metinlerinin uzun ve ayrıntılı olmasını, çalışmaların bu nedenle uzun sürmesini eleştirerek yasama faaliyetlerinin değerlendirilip Cumhurbaşkanlığına sunulacağını anlatıyordu. Daha anlaşılır şekilde izah edeyim. AKP Genel Başkanı değerlendirmeyi yapacak, saraya gönderecek, Cumhurbaşkanı uygun görürse onaylayacak. AKP'li muhterem zevat konuyla ilgili olarak bulduğu her fırsatta şöyle diyor. Meclis güçlenecek. Neredeyse tüm işlevi sınırlanmış güçlü bir Türkiye Büyük Millet Meclisi. Siz de güldünüz değil mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluşunun 200. yılına adım attığı süreçte adı var kendisi yok hükmüne mahkum bir sıradan devlet kurumu haline getirilecek ey millet, ey muhalefet. Gidişat bu yönde ana muhalefet partisinin yeni genel başkanı Özgür Özel ve CHP başta olmak üzere tüm partilere sesleniyorum. Gazi Meclis'in işlevi de onuru da size emanet. Bizden uyarması.